Şüphe şeytanın elinde ciddi bir silahtır. Neden? Çünkü şüphe aslında bizim hayatımızda bulunması gereken şeylerden birisidir. Sıfır şüpheli insan hayvan gibi yaşayan insandır. Şüphe bir miktar gerekli ki daha iyisini arayabilesin. Helal mıdır, haram mıdır bakabilesin. İyi midir, değil midir diye bakabilesin. Her gördüğünü tutup aldın mı? Sıfır şüpheli olunmaz. Bu bir bir nevi e, hücrelerin yeni yeni kan üretmesi gibidir. Ama şüphe bir dozajın çok üstüne çıktığı zaman kansere dönüşür ve öldürür. Şeytan bu noktayı bu yüzden çok iyi yakalamıştır. Aslında mesela %3 oranında misal tabii böyle bir rakam yok. %3 oranında mesela şüpheci olup hayatı iyi yaşamak mümkünken şeytan bunu %30'a çıkararak hızını hafifletir. Sonra yüzde çıkararak nefes alamaz hale getirir seni. Yüzde yüze çıkarır ve intihar ettirir. Fertlere de yapar bunu, toplumlara da yapar. Şeytan bizde özü bulmayan, özü olmayan, genetik yapımızda yeri olmayan bir şeyin üzerinden savaş yapmaz zaten. Şüpheler ve şehvetlerle bize saldırıyor. Ta babamız Adem Aleyhisselam'dan beri. Adem Aleyhisselam'dan beri. Kabil'i, Habil'i öldürmeye nasıl inandırdı? Onun cennete girip girmeyeceğine, Allah'ın iyi kulup olup olmayacağına, babasının ona bir evlilik imkanı tanıyıp tanımayacağına dair şüpheler oluşturdu onda. Babası Adem'den şüphe ettirdi onu. Bu şüpheyi yüzde yüze çıkarınca kardeş katili yaptı. Ne demek istiyorum? Şeytan bir taşın üstüne yazı yazmıyor. Bir hamurun üstüne yazı yazıyor bizim için de bu şüphecilik bir miktar gerekli bir şey. Hiçbir şeyden şüphe etmezsen, seni öldürene bile Allah razı olsun abi zahmet etmeseydiniz filan dersin. Adamın sana silah doğrultmasına da bile şüphesiz bakarsın sen. Soyup soğana çevirirler seni. Onda bile bir idrak, rahmet idraki olur sende. Bir hikmeti vardır herhalde. Boşuna soğum, beni boşuna soymuyordur bu adam diye düşünebilirsin. Bir miktar bu bana niye yanaşıyor? benim üzerimde ne hesabı var bu adamın diye. Yüzde üç mesela bir tereddüdün olacak senin. Acaba bu muydu benim beğendiğim diye bir tereddüdün olacak. Bunu şeytan mümkün olduğu kadar üzerine yağ cila sürerek oranını yükseltecektir. O oranı yükseltmeyeceksin. Mesela abdestteki şüpheyi ele alalım. Abdestteki şüphe bir miktar suyun altına tuttum kolum yıkandı Allah kabul etsin dedin mi? E böyle abdest olmaz. Çoğu zaman abdestsiz namaz kılmış olursun. E bu bakayım kolum yıkandı mı güzel diye. Yüzde üç oranında misal bu böyle bir rakam yok. Çok endişe ediyorum sonra bu rakamlar sanki ayet hadismiş gibi anlaşılmasın diye. Bir yüzdeleklere alıştığımız için öyle bir örnek veriyorum. Yüzde üç insan her tarafına su değdi mi diye bakar. Hiç bakmazsan e, kolunun dibi e, dirseğin kuru kalır. Kuru dirsekle namaz kılmış olursun maazallah. Ama eee gözlüğünü takıp kılların altını incelemeye başladın mı acaba su değdi mi buralara? Bu bunun altını bu tarafı tam görmediğine göre aynaya gidip iyice bakıp buralarda oldu mu? Daha da olmadı. Büyük bir mikroskop alıp iyice deri altını da inceleyebilirsin. Bu ne oluyor? Git gide şeytan aslında dikkat etmek diye özetlenebilecek bir şeyi becerip dikkati vesveseye dönüştürüyor. Bir saatte abdest alıyorsun. Günde beş defa abdest alsan beş saat Gitti hayatın senin. Abdestte sen Allah'ın emrinde böyle bir alet olursan şeytana, e sen herhalde e, normal bir hayatı kullanırken, 5 e, saat 15 saat harcarsın. İbadette böyle olursa insan, ibadet olmayan günlük muamelat işlerinde, kim bilir ne kadar daha ağır bataklıklara düşmüş olabilir. Şeytan hesaplı kitaplı iş yapan bir düşmandır. Kör kurşun atmaz hiç. Taş üstüne yazı yazmaya kalkmaz. Fazla emek vermeden iyi yatırım olacak işleri yapar. Şüphe böyle bir şeydir.